Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım, bugün Adana'mıza hizmet siyasetinde yeni bir aşama kaydettirecek önemli bir hizmete imza atıyoruz. Sayın Bakanımıza ve ekibine buraya gösterdiği yakın ilgi için, şimdiye kadar gösterdikleri, ortaya koydukları irade için çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Sayın Bakanımızın emrinde çalışan karayollarımız Adana'mıza büyük bir ilgi gösteriyor. Bütün arkadaşlarımıza, genel müdürümden işçi kardeşlerimize, bütün bakanlık personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz. Adil Bakanımız göreve geldiği günden beri Adana'mızla çok yakından ilgileniyor. Kendisine bunun için özel teşekkürlerimiz var. İlk gün, ilk günlerde ne konuştuysak ardı arkasını kesmeden bütün bu hizmetleri yerine getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye için ortaya koyduğu vizyonun en önemli parçalarından bir tanesi ulaşımla ilgili gerçekleşen çalışmalardır. Şimdi burada da vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, Türkiye'de önemli bir marka olan organize sanayimizin cazibe merkezi olmasını daha da güçlendirecek bir açılış gerçekleştiriyoruz. Biz bunları milletimizin bize verdiği ödev ve talimat çerçevesinde ortaya koyuyoruz. Ama karşımızdakiler, bugün sabah da dinledim, Türkiye'de SİHA'ların yapılmasından bu yolların hayata geçirilmesine kadar her şeye karşılar. Adana'ya yol yaptığımız gibi Türkiye'nin her tarafında da yol yapıyoruz. Ama onların bu hizmetlere karşı çıkması, bu hizmetleri kötülemesi tamamen millet siyasetinden, bu devlete hizmet etme vizyonundan ne kadar kopuk olduklarını gösteriyor. Dün bir milletvekilleri çıkıp SİHA'ları yapan Bayraktar ailesini yargılayacağını ve SİHA'ların yapımını engelleyeceğini söyledi. Türkiye'nin milli güvenliği açısından çok büyük bir kazanım olan SİHA'larımızla gurur duyuyoruz. SİHA'larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir. Türkiye'nin barışını ve istikrarını tehdit edenlerdir. Dünyanın her tarafında SİHA'larımızın ortaya koyduğu performans, dünya barışı için bütün devletler tarafından takdir edilmektedir. Bir tek kara propaganda odakları SİHA'larımıza yaptığımız hizmetlere karşı çıkmaya devam etmektedir. Türkiye'de de maalesef bu hizmetlere, SİHA'ların yapılmasına, milli güvenliğimizin kazanımlarına karşı çıkmak yine aynı kadrodan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmiştir. Adana'mız için de yaptıkları hiçbir şey yok. Sadece karşı çıkmakla yetiniyorlar. Bugünden ve bundan sonrasında da yollarımızı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye hizmet götürmeye devam edeceğiz. SİHA'larımızı üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Ve taş üstüne taş koyarak hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Bizim Türkiye'nin düşmanlarına, Türkiye'nin karşıtlarına verdiğimiz en büyük cevap bu açılışlardır. Bizim Türkiye'nin karşıtlarına verdiğimiz en büyük cevap Türkiye'nin çocukları için daha iyi bir gelecek hazırlamaktır. Terör örgütlerinin arkasında olanlar doğuya, güneydoğuya yapılan yollardan da rahatsız oluyorlardı. Yıllarca o yolların yapılmasını engellemek için çeşitli saldırılar düzenlediler. Niye? O insanlara hizmet gitmesin, o bölgelere refah gitmesin diye. Şimdi aynı şekilde kimlerin aynı karşıtlıkları ürettiğini görüyoruz. Bugünden ve bundan sonrasında bu hizmeti en güçlü şekilde sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli yönetim sayesinde hiç kimse hiçbir şart altında bu hizmetlerin ortaya çıkmasını engelleyemeyecek. Çok yakında organize sanayimiz var. Türkiye'de marka olmuş bir merkez ve buraya kapasitesinin 5 katı, 10 katı bir talep gerçekleşiyorsa, bu komple çeşitli alanlarda yaptığımız hizmetlerin bu bölgeleri tahkim etmesi, iş insanlarımızı tahkim etmesi sayesindedir. O yüzden bugün bu hizmeti gerçekleştiren, bunda emeği geçen herkesi, değerli kardeşim, değerli arkadaşım, Sayın Bakanımız başta olmak üzere bütün kadrolarını tebrik ediyoruz. Bugün Adana'mıza gösterdikleri ilgi yüzünden, ilgi sebebiyle kendilerine teşekkür ediyoruz. Adana'mızın her hizmetinin arkasında olan Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Adanalılar Cumhurbaşkanımıza hitap ederken seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz diye hitap ederler.
Bugün bu hitabımızı bu açılış vesilesiyle bir kere daha yeniliyoruz. Bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Adana'mıza, tüm Adanalılara hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun.